اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد انعام الله وافطاله مدد يا حضرة الله مدد يا حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مدد يا حضرة علي كرم الله وجهه مدد يا غوص زمان عبد القادر الجيلاني Ben de diyar Muhammed Ruhi Eûlu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ashab-ı Muhammedi deyiz. Hz. Osman Efendimiz'i anlamak ve tanımak için pek çok futuat beyan ettik. Ancak bugün onun onda var olan dört haslet onun meleklerin gıpta ettiği haline dönüşmüştür beyanatıyla. Melekler onda neye gıpta ettiler onu anlamaya gayret ediyor olacağız. Hayatımıza bu reçeteleri ne kadar çabuk geçirir, Hz. Osman Efendimizin bu hayatından bu örnekleri kendimize ne kadar çabuk örnek alabilirsek, Ashab-ı Muhammedi'nin mutlu olduğu, Resul-i Kibir Aleyhisselatü Vesselam'ın razı oldukları arasında olmak nasip olur inşallah. Hayatı boyunca kimseye bağırarak konuşmamış ve her zaman affeden olmuştur Hazreti Osman Efendimiz. Onun haya ehli oluşundaki pek çok mesele anlatılır ancak bunu pek değinen olmaz. Evet kimseye bağırmamıştır bu zat. Bağırarak konuşmamıştır ve karşısına geçen her olayda affedici olmuştur. Bundan sonra gelen en büyük ikinci hasreti meleklerin onu çokça, Sevmez vesile olmuştur ki Resul-i aleyhisselatu vesselama o neye sahip olduysa ona ve ondan kim geldiyse ona da üstün bir hürmetle yanaşmıştır. Müslümanın hürmet göstermesi gereken ilk noktayı yakalamıştır Hazreti Osman Efendimiz. Bunu hayatı boyunca bırakmamıştır. Resul-i Kibriya vesselam da iki kızını da Hazreti Osman'a eş etmiştir böylece. Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca İslam'ın ona verdiği şecaatte herhangi bir şeyden tedirginlik duymaktan korkmuştur. İslam'ın getirdiği o şecaat onda bütünlük meydana getirmiştir. O bütünlükle hiç geriye adım atmamıştır. Ve bu geriye adım atma işi ben buradayım demek için değildir. Onun korkusuzluğu tedirginlik duymaktan korkusundandır. Allah'u Zülcelal'in onlara bahşettiği o büyük şecaatten bir an için geri durmanın korkusu öncesinde bir tedirginlikten hasıl olacak bir hale kavuşmak onun için daha büyük bir korku olmuştur. Asla malın ve Resul-i Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında geçirdiği zamanı hesaba katmamıştır. Bu da bize gösteriyor ki ulemanın, alemin, evliyanın yanında geçen zamana hiç hesaba katmamak gerekiyor. Malın da hesabını yapmamak gerekiyor ki hesabımız kolay olsun. Bir dahaki bölüm görüşmek niyetiyle Allah'a emanet olun.